Peki şunu da Tahmin söyleyeceğim. Şimdi ben birazcık şeyim hani bu konuda. Enes konusunda çok şey yap. Ben Enes'in işin içinde olduğunu düşünüyorum ama yapanın Enes olduğunu düşünmüyorum. Çünkü amcanın kendisini feda edeceğini düşünmüyorum. Yani amca belli yani megaloman herkesin neredeyse ona taptığı, her bir sözünü iki etmediği bir insan anlatıldığı üzere. Özellikle sizin yayınınız ya da sizin bilgileriniz diğer gazeteci arkadaşlarımızın birebir gördüğü ve çevrenin anlattığı bana da gelen bilgiler hep o yöndeydi. Bir de Enes'in uyuşturucu mevzusu hep gündeme geldi fakat ben onun ciddi bir bağımlı olduğunu düşünmüyorum. DNA işte bununla ilgili bir test de yapıldı galiba. O testin sonucu da daha paylaşılmadı. Uyuşturucu testi. Fakat şundan dolayı inanmıyorum. Ya daha doğrusu güçlü bir uyuşturucu bağımlısı olduğuna. Çünkü uyuşturucu bağımlısı olsaydı içeride yoksunluk çekerdi. Bizim izleyicimiz Ali Gökoğlu da aynı şey. Geçen biz bunu yoksunluk yok ama her uyuşturucuda yoksunluk yok yani. evet, yani Bazı muhtemelen işte çok etkili bir uyuşturucu uyuşturucu kullanmamış. ve zaten ne diyor? Tütün diyor zaten. Evet, yani bu Tütün bir evet yani sigara esmerdir. gibi olan evet esrar yani ona Esmer. benzer şeyler kullanılmış. Bu da çok hani o da kafa karıştırıp gel birini öldüreyim moduna çok sokmuyor yani. Hatta bazı ülkelerde biliyorsunuz serbest onu içmek. Yani o kadar insana zarar Evet. verilmediği için aslında çok da serbest bazı ülkelerde. Şimdi o işe baktığımızda ben onun için çok Enes'te şey yapamıyorum. Yani burada amca ana figür fakat Enes de bu işin içinde var. Çünkü amca niye kendini feda etsin ki? Normal şartlarda amca elbette ki kendini feda etmez. Akıllı adam zaten. Ama yani bunların ona da bugüne kadar öyle bir güçleri varmış ki istediği zaman zaten konuyu kapatmışlar. Bunlar böyle inanıyor zaten. Böyle inanmış. Feda etme meselesi eğer olacaksa zaten ortada feda edecek bir durum görmüyor ki. O kadar inanmış ki kendi gücüne, kendi ilişkilerine, kendi bağlantılarına o kadar inanmış ki hiçbir zaman yani başlarına bir şey geleceğini düşünmediler yani. Tutuklandığında dahi çıkacaklarını düşünüyorlar yani. Feda edilecek bir durum görmüyorlar zaten. Ama Onlar şu anki bundan durum peki yani şu an amca ötmez miydi? Çünkü amca ya, ihtimale göre en az 15 yıl yiyecek yani. eğer köyde çok olumsuz bir amca ötmez zaten Nevzat'a yıkıyorlar zaten daha Evet şu an. ötmeyecek bir durum yok.